Rüyada el görmek. Diyanet, rüyada el görülmesi muhtelif şekillerde tabir olunur. Bir kişinin rüyasında kendi eline bir başkasının elinin bitiştiğini görmesi, o kimsenin malının artacağına. Kişinin rüyasında iki elinin de açık olduğunu görmesi, o kimsenin cömert olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sağ elinin kendisiyle konuştuğunu ve ona "Güzel yaptın." dediğini görmesi, o kimsenin geçiminin güzel olacağına kişinin rüyasında sol elinin kendisiyle konuştuğunu görmesi, kardeşi, hanımı ve ortağının o kimseye kötülük yapacağına, kişinin rüyasında ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında elinde su çıktığını görmesi, o kimsenin mala kavuşacağına, kişinin rüyasında elleriyle bir şeyler alıp verdiğini görmesi, o kimsenin salih ameller işleyeceğine işaret eder. Nablusi, rüyada görülen el, kişinin ihsan, kuvvet, itimat ve istinat ettiği şeydir. Sağ eğer rüya sahibinin kuvveti, geçimi, kazancı, malı ve kendisine isnat edilen, bilinen bir şeydir. Rüyada elinin uzadığını ve kuvvetli olduğunu gören kimse, vali ise, düşmanına galip, gelmesine, yardımcılarının kuvvetli oluşuna ve işleri ve sözündeki nüfuzuna, harcamasında, göndermesinde ve yardımda ona itaat etmelerine delalet eder. Alışverişçi ve sanat sahiplerinin eri, sanatında mahir akıllı ve zikri olmasını delalet eder. Rüyada kendi eline başka bir el bitiştiğini gören kimse, vali ise, malik olduğu şehir ve askerlerin bir misline daha malik olur. Devletten sonra tekrar devlete erişir. Tüccar ve esnaf hakkında da tabir böyledir. Bazen de rüyayı görenin bir çocuğu veya erkek kardeşi yahut bir oğlu doğar ya da onun kayıp olan bir kimsesi gelir. Rüyada gözüyle gördüğü gibi eliyle de gördüğünü görse, o kimsenin kendisini helal olmayan kimse ile cins münasebette bulunmasına delalet eder. Rüyada iki elinin de açık olduğunu gören kimsenin, cömert olmasına ve bütün malını infak etmesini delalet eder. İki elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, kardeşi veya çocuğu ya da ortağından istediği şeye itimat etmesini delalet eder. Sağ elinin altın olduğunu gören kimsenin, kazanç, devlet ve şiddetinin gitmesini delalet eder. Rüyada sağ elinin kendisiyle konuştuğunu ve ona, güzel yaptın, dediğini gören kimsenin, geçiminin güzel olmasına delalet eder. Sol elinin kendisiyle konuştuğunu gören şahsa, kardeşi veya hanımı yahut orta kötülük ederler. Ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olmasına delalet eder. Eğer kesme işareti ev ve nasihat ise, korkutmaya delalet eder. Elini koltuğu altına sokup, çıkardığını ve elinin de nur olduğunu gören şahıs, talebe ise, ilimde ilerler, Sultan ise, daha yüksek mevkilere nil olur. Tüccar ise, ilerler, şöhrete kavuşur ve doğruluğa erişir. Esnaf veya sanatkar ise, şöhrete kavuşur. Elinden ateş çıktığını gören şahıs, talebe ise, ilminde sultan olur ve düzgün konuşur. Rüyayı gören vali ise, saltanat, kuvvet, kahir ve galibet çalar. Tüccar ise, ticaretinde kuvvet ve galibiyete erişir. Yıldız sanatkarlar hakkında da, rüyanın tabiri böyledir. Elinden su çıkan kimse, mala kavuşur. İki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete delalet eder. Elleriyle bir şeyler alıp verdiğini gören kimse için daha salih amel işlemesini delalet eder. Sağ el erkek çocuğa ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptığı kimselere delalet eder. Sol el, hanıma, anaya, kız kardeşe, kıza ve cariye delalet eder. Bir şahıs rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse... O şahıs kaybettiği elinin delalet ettiği kimsesini kaybetmesini delalet eder. Eller, sanatlara ve yazı yazmaya delalet eder. Çünkü sanatkarlar işlerini elleriyle yaparlar. Katip de eliyle yazar ve bunları yaparken de elleri hareket eder. El, çocuğa, erkek kardeşe, mala, hanıma, ortak ve dostu delalet eder. Bir kimse rüyada elinin kesildiğini ve kendisinden ayrıldığını görse, o kimsenin erkek kardeşi veya dostunun yahut katibinin ölümüne ya da bunlar ile kendi arasındaki ülfet ve muhabbetin sükut etmesini delalet eder. Bir kimsenin rüyada sağ eliyle bir kimseye tutuğunu, sonra elini sol tarafına döndürdüğünü görmesi, o kimsenin o şahıs hakkında yapacağı ihanet ve hakarete delalet eder. Rüyada elinin uzun olduğunu gören kimsenin, fazilet, ihsan, zulüm ve iyilikle halka galip geldiğini delalet eder. Bir kimse rüyada sultan, kendisinin el ve ayağından birinin sağ, diğerinin sol tarafından kestiğini görse, o kimsenin tıbbi etmesini delalet eder. Bir kimse rüyada iki elinden birinin kısaldığını görse, o kimsenin yardım veya ihsan ederken elini kısa tutmasına delalet eder. Bir kimse rüyada iki ellerini ve ayaklarını sultan kesmeksizin kesilmiş olduklarını görse, o kimsenin müfsit birisi olduğuna delalet eder. Rüyada elinin yok olduğunu gören kimsenin, aşık olduğuna delalet eder. Vali olan birisi el ve ayaklarının kesildiğini görse, vazifesinden alınır. Bir kimse rüyada iki eliyle beraber başka bir el veya bir takım ellerin bulunduğunu görse, halkın elleriyle onun hakkında yapacakları lütuf, iyilik, ihsan ve yardımlarına delalet eder. Bazı tabirciler, bu rüya, o şahsın, dost ve arkadaşlarının veya kuvvet ve kudretinin çokluğuna delalet eder, dediler. Ellerinin yumulduğunu gören kimsenin, cimriliğine delalet eder. Elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimse, elleriyle geçimini için çalışır. Bir kimse bir bıçakla ellerini yaraladığını görse o şahsın, şimdi onlar bunu görünce kendisini büyük bir varlık olarak tanıdılar. Hayranlıklarından ellerini kestiler. Soru: İyi Yusuf, Ayet 310 mealindeki ayet işaretince bir şeyde tecrübe eder. Sağ elinin çolak olduğunu gören kimsenin, maişetinin durgunluğuna veya büyük bir günah işlemesini delalet eder. Rüya'da elinin altın olduğunu gören kimsenin elinde bulunan şeyin gitmesini delalet eder. Elinin bir peygamber eli olduğunu görse, Allah, sisi, onunla bir kavme hidayet bahşeder ve ona hayır ve bereket gönderir. Elinin zalim olan birisinin eline dönüştüğünü görse, elinden çıkacak. Fenala veya ona nisbet edilecek büyük bir zulme delalet eder. Rüyada büyük bir tas içinde bulunan kanda eline boyadığını gören kimse, bir fitne ve fesatlıkta bulunur. Çünkü cahiliyet devrinde harp yapmak istedikleri zaman, tas içerisinde bulunan kana ellerini daldırırlardı. Bir kimse kendi elinde başka birisinin eli bulunduğunu görse, o kimsenin başka birisinin kazancını yemesini delalet de eder. Rüyada elinin tamamını veya bazasını yediğini gören kimse, pişman olacağı bir iş yapar veya, o gün her zalim nedametle iki eline ısırıp, Suru i Furkan, ayet 27, mealindeki ayet işaretince, o kimse zalim olur. Rüyada kanatla nakışlanmış eli görmek, rüya sahibine isabet edecek zillet ve miskinliğe veya bir ihtiyaca delalet eder. Rüyada sağ elinin kesildiğini gören kimse, yalan yere yemin eder. Bazen de bu rüya hırsızlığa delalet eder. Rüyada el ve ayaklarının kesildiğini gören kimse, ölür. Bazen de hapsedilir veya prangaya vurulur yahut şiddetli bir hastada yakalanır. Bazen de bu rüya, fakirlik ve ihtiyaca delalet eder. Rüyada bir işi sağ eliyle kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını gören kimse, mal ve kuvvet enil ve düşmanına galip gelir. Bir kimse elinin uzadığını hatta süngü gibi olduğunu görse, o kimsenin zalim olup insanların hırz ve nemusunu kötülemesini delalet eder. Eğer bu rüyayı gören melek ise, fazlaca emir ve yettiğine ve hükümlerinin tesirli ve geçerli olduğuna delalet eder. Rüyada elini yummak, bir şey üzerinde ittifak etmeleri lazım gelenlerin rızık ve nafakalarını sarlederken cimrilik yaptıklarına delalet eder. Rüya'da elinin kesilmiş olduğunu ve onu muhafaza edip yanından ayırmadığını gören kimsenin bir çocuğu veya bir erkek kardeşi olur. Rüya'da kendi elinin başka birisinin elinde olduğunu gören kimse 500 dinarlık mal elde eder. Rüya'da elinin kesildiğini gören kimsenin Ailesinden ayrılarak gurbete gönderilmesine veya sanatını değiştirmesine yahut çocuklarının veya başkalarının ona verdikleri maaşı kesmelerine ya da akrabalarını ziyaret etmemesine, bazen de bu rüya, o kimsenin haram ve masriyetten min edilmesini delalet eder. Yabancı olan birisi rüyada elinin kesildiğini ve kan aktığını görse, o kimsenin eline mal geçer ve vatanına döner. Eğer kaynak masa bulunduğu yerde kalmayı tercih eder. Rüyada elinin boynuna bağlandığını gören kimse, günah işlemekten men edilir. Rüyada iki elinin de topraklı olduğunu gören kimsenin, malca fakir olduğuna veya çocuk ve erkek kardeş yahudilim ya da hayırca noksanlığına delalet eder. Rüyada elinin damarlarından kan çıktığını gören kimse, zengin ise, onun malından damarlarından, akan kan miktarı gider. Eğer fakirse, o kadar mal kazanır. Rüyada ellerinin mermere dönüştüğünü gören kimsenin işi güçleşir. Rüyada görülen el, ondan meydana gelen sanata, alış, verişe ve yapılan ahde delalet eder. Bazen de rüyada elini kaybetmek, ağla, sisi, dağın başka birisinden bir şey istemeye delalet eder. Rüyada elin güzelliği baba veya çocuğun halinin güzelliğine yahut temiz mala ve güzel kazanca delalet eder. Bazen de bu rüya arkadaş ve ahbaplar ile dost olmaya veya onun haline uygun amellere delalet eder. Bazen de elin güzelliği düşmana galip gelmeye delalet eder. Uyanıkken el ve ayağı olmayan kimse rüyada el ve ayağının olduğunu görse, o kimse yakını veya kendisini seven bir kimseden faydalanır, yahut tahmin etme diye bir yerden rızıklanır. Rüyada iki elini silktiğini gören kimsenin, işini bitirmesini delalet eder. Rüyada elde yağ ve demir görmek, dininin bozulmasını delalet eder. Rüyada elin fazlalığı, hastalığa ve non elinden tutacak diğer bir şeye muhtaç olmaya yahut gözleri kör olarak elinde üçüncü bir el vazifesini gören bir bastona muhtaç olmasını delalet eder. İtaatkar birisinin rüyada iki elini kaybettiğini görmesi, ağla, sisi, a güzel tevekkül etmesini delalet eder. Rüyada ellerinin çok olduğunu gören kimsenin, haris, temahkar ve dünya malını biriktirmek için fazlaca çabalanmasına delalet eder. Rüyada elinin yırtıcı bir hayvan eli olduğunu gören kimse, namazı terk ederek şehit ve nefsanı arzularına uyar. Bir Kimsenin Rüyad